Zorunumuz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşımız kutlu olsun. Merhaba. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Merhaba, yıldanımız kutlu olsun. Nasılsınız? Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Tamam. Yıldanımız kutlu olsun. Evet. Usul dönümümüz sizlerin onayı ve talimatıyla pazartesi günü çelenk merasimi ile törenimize başladık. İki gündür de çeşitli semtlerimizde etkinliklerimiz devam etti. Bununla ilgili de genel sekreterlik makamı da dahil olmak üzere resmi ziyaretlerimizi tamamladık. Bizleri de bugün kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Remzi Bey de evet. Size günün anlam ve önemine istinaden bilgilendirme yapacak efendim. Başkanım, tabii sizin de bildiğiniz üzere 310 yıllık bir geçmiş olan bir kurum ve çok kurumsal bir yapıya sahip. Günün teknolojisini çok yakinen takip eden ve bunları da bir şekilde kendi iç bünyemize ithal edebilen bir yapıya sahibiz. Bunda sizlerin de katkıları çok büyük, destekleri çok büyük. Özellikle ben bizim ilk dönemimizde arkadaşlarla yapmış olduğumuz görüşmelerde İtfaiye olan yaklaşımınız ve olumlu bakış açınızla hakikaten bizde pek çok gelişmelere örnek olduk. Başta zat hallerinizin ve diğer bizim sıralı amirlerimizin çok büyük desteğini görüyoruz. Bu anlamda da ben teşkilatımız adına sizlere de teşekkür ederim. İnşallah çalışmalarımız devam ediyor, güzelliklerimiz devam ediyor. Dün de çeşitli yerlerde yapmış olduğumuz açılış konuşmalarında hep ifade ettik. Biz sadece İstanbul halkına değil, Türkiye'ye artık hizmet ediyoruz. Hatta yeri geldiği zaman uluslararası faaliyetlere de katılıyoruz. Dolayısıyla kendimizi her daim hazır halde bulunduruyoruz. Bundan da gerçekten memnunuz. İnanıyorum sizler de bizden memnunsunuzdur. Her şey için teşekkür ederiz başkanım. Evet, ben de bütün itfaiye teşkilatımıza yıl dönümünde nice yıllar diyerek sizleri karşılamak isterim. Sonuçta asırlık bile olduğu zaman bir kuruma insan başka bir manevi gözle bakıyor. Bu kurumumuz ise yani yüzyıllar artık diyecek bir pozisyonda 310 yaşını kutlayan bir teşkilatımız. Bir de tabii itfaiye teşkilatı çok simge bir üniformasıyla, duruşuyla, emeğiyle ve hani tabiri caizse can havliyle mücadele veren özel bir yapıya sahip. Ben insan hani bir belediye başkanı olduğunda elbette tümüyle bir gurur taşır ama gururlandığı yapılar, teşkilatlar dendiğinde İstanbul'da bunların gerçekten en ön sıralarında itfaiye teşkilatımızı görüyorum. Tabii birimi geliştirmek, günün koşullarında en iyi hizmeti vermesini sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu konuda atılan adımları görüyorum. Daha güçlü, daha ilerici, daha farklı neler yapabiliriz, o arayışlarımızın olduğunu da biliyorum. Sonuçta afetin her türlüsüne müdahale etme kabiliyeti olma mecburiyetindeyiz kurum olarak. Çünkü itfaiye deyince elbette yangın akla geliyor ama tabii tek başına yangın bir şey değil, kas değil bizim için. Bu yönüyle çoklu hizmet alanını genişletme ile ilgili belki daha stratejik adımlar atılabilir. Sonuçta ülkemizin her noktasında ihtiyaç duyulduğunda en güçlü kadrosuyla oraya koşan ekibimiz hemen hemen itfaiyemiz. Bu tabii aynı zamanda kapısında afet bekleyen bir şehir olmamızdan kaynaklı. Başta deprem olmak üzere yangının dışında sel, su baskını vesaire şükürler olsun bu konuda çok ciddi altyapı yatırımları yaptık ve bunu çok aşağılara çektik, daha da aşağılara çekeceğiz ama deprem ve buna benzer diğer afetlerde de daha etkin nasıl olabiliriz meselesini ele almamız gerekiyor. Yeni personele ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Bu konuda
Son yaptığımız görüşmede olumlu bir süreç başladı. Umarım tam anlamıyla harekete hızlıca geçeriz ve ciddi bir kadroya sahip olmamızın İstanbul halkı güvencesi açısından önemli. Kaldı ki tekrar ifade edeyim, İstanbul İtfaiyesi ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri sadece İstanbul değil, bütün Türkiye için bir ihtiyaç anında ilk aranan merkez noktasında. Tüm bu yönleriyle işbirliği içerisinde en güçlü adımları atmanızı diliyor ve istiyorum. Sizleri ve ekibinizi bu yönüyle elbette destekliyoruz. Diğer yönetici arkadaşlarımızın da bakış açısının böyle olduğunu biliyorum. İnşallah el ele bayrak yarışında, 310 yıllık bayrak yarışında bu dönemin en etkin, en başarılı, en güçlü bir dönemi yaşatan ekip oluruz. Sonuçta gün geliyor ve her birimiz bayrağı devredebiliyoruz. Ama bu dönemin çok iyi duygularla anıldığını ve anılacağını şimdiden hissedebiliyorum. Tabii itfaiye çalışanlarımızın, özellikle hassas görevlerde bulunan çalışanlarımızın farklı bir görev statüsüne kavuşmasını da her ortamda dile getirdim ve getirmeye devam ediyorum. Gerçekten bunu hak eden bir pozisyona sahip. Bir yanıyla bu, bir diğer bir yanıyla da bugün de aramızda bulunan değerli hanımefendi, yol arkadaşımız gibi kadın itfaiye çalışanlarının da varlığı gerçekten hem eşitlikçi bakışımızı hem de toplumda kadın erkek fark etmez sizin gücünü göstermesi açısından da çok özel, çok kıymetli. Bütün bu yol ve yöntemin bizim stratejimiz olduğunu tekrar hatırlatırken, nice yüzyıllar olsun itfaiye teşkilatımızın, İstanbul'umuzun tulumbacılardan başlayan, belki gelecekte yapay zeka üzerinden robotların bile kullanılacağı bir mekanizmalara doğru giden yolculukta yüzyıllar boyu bu görevi en iyi şekilde yapsın. İtfaiye teşkilatımıza başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.